Herkese selam. YouTuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. YouTube'da kanalınız var ve reklam vermek istiyorsunuz. Detaylı olarak sizlere adım adım anlatacağım. Öncelikle yapmamız gereken ilk işlem Google Ads'i YouTube hesabımıza bağlamak olacak. YouTube Studio paneline giriyoruz. Daha sonra sol tarafta en alt bölümde bulunan ayarlar, kanal ve gelişmiş ayarlara tıklıyoruz. Aşağıya indiğimizde Google Ads hesabı bağlamayı görüyoruz buradan. Hesabı bağlaya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bağlantı adı girin diyor. Bu önemli değil. Buraya direkt olarak reklam verme yazabilirsiniz. Burada önemli olan kısım Google Ads müşteri kimliği. Buradaki bilgiye şuradan ulaşacağız. Google'a geliyoruz. Google Ads yazdık. Daha sonra ads.google.com yazan yazıya tıklıyoruz. Burada sayfaya gittik. Oturum aç dedik. İlk defa hesabımızı açacağımız için bizi böyle bir ekran karşıladı. Burada yeni Google Ads hesabı diyoruz ve bekliyoruz. Öncelikle arkadaşlar, müşteri kimliği numarası sağ tarafta en üst bölümde bulunan Gmail hesabımızın üstünde yazar. Buraya tıklıyoruz, burayı kopyaladık. Daha sonra tekrardan geri gelip buraya yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi kabul edildi. Buraya bitti deyip kaydediyoruz. Ayarlara tekrardan giriyoruz. Şuradan gördüğünüz gibi. Onay bekleniyor diyor. Şimdilik bu bekleyecek. İzlemeye devam edin. Tekrardan geliyoruz arkadaşlar buraya. Burada uzman moduna geçin yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bizi böyle bir sayfa karşıladı. Buradan da arkadaşlar kampanya olmadan bir hesap oluştura tıklıyoruz. Burası çok önemli. Buradaki bilgilerin doğru olduğuna eminseniz daha sonra göndere tıklayın. Ve tebrikler, hepsi bu kadar. Şimdi hesabımız kuruldu. Hesabımıza girelim. Öncelikle arkadaşlar, buralara çok fazla dikkat edin ve önemli bilgiler söyleyeceğim. Buradan ayarlara geliyoruz. Buradan arkadaşlar faturalandırma bölümünden ayarlara gireceğiz. Buradaki bilgileri eksiksiz bir biçimde doldurmaya özen gösterin. Şimdi burada bilgilerinizi dolduracaksınız. Hesap türü. Burada arkadaşlar burayı değiştirip kişisel yapın. Daha sonra burada adresinizi, tüm bilgilerinizi doğru bir şekilde girin ki sorun yaşamayın. Ödemeler kısmına geldiğinizde buradaki bilgi çok önemli. Ödeme yönteminizi benim tavsiyem manuel yapmanız. Burayı da manuel yapın. Daha sonra minimum tutar her zaman 14 TL. Buraya 14 TL yazın. Daha sonra buradaki kart bilgilerinizi girin. Eğer ki kart bilgileri başka kişiye aitse bu tiki kaldırın. Buradaki bilgileri kartın üstüne yazan kişinin bilgilerini yazın buraya. Daha sonradan burayı onaylayın ve göndere tıklayın. Şimdi gördüğünüz gibi neydi? YouTube hesap bağlantısı isteğinde bulundu diyor. Buraya bir defa tıklıyorum ve bekliyorum. Gördüğünüz gibi buradan bir onay istiyor benden. Buraya tıklıyorum işleme. Daha sonra buradan bana diyor ki onaylıyor musun diyor. Tabii ki de onaylıyorum diyerek buradan onaylıyorum ve bağlantı kuruldu gördüğünüz gibi. Tekrardan geliyorum YouTube hesabıma. Onay bekleniyor yazıyor hala. Buradan yeniliyorum. Ayarlara giriyorum. Kanala giriyorum. Gelişmiş ayarları tekrardan görüyorum. Gördüğünüz gibi burada bağlı yazıyor. Artık YouTube reklam verebiliriz. Burayı kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi iki türlü verebiliriz bu kısa yol olarak. İçerik stüdyosuna girip direkt ilgili videoya gelip buradan tanıt diyerek de reklama gidebiliriz. Veya buradan Google Ads'e tıklayıp buradan direkt olarak yeni kampanya diyebiliriz. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar ürün veya markaya dikkat almaya tıklayıp buradan videoyu tıklayıp gördüğünüz gibi buradaki videoyu tıklayıp kararları etkileyene gireceğiz. Buradan da devam diyoruz. Şimdi burada dikkatli olun arkadaşlar. Burada yaptığınız en ufak hata reklamlarınızın kötüye gitmesine sebebiyet getirebilir. Şimdi kampanya adı yazıyor. Burada arkadaşlar kampanyamıza bir ad vereceğiz ki reklamlarımız arasında kaybolmayalım. Buraya reklam 1 diyelim. Daha sonra burada arkadaşlar kampanya toplamı diyor. Bu kampanya toplamı dediği olay şu. Bu kampanyaya ayıracağımız bütçe. Örnek veriyorum, biz buraya 30 lira gibi bütçe ayırdığımızı düşünelim. Ya da
kampanya toplamı yerine günlük bütçe de ayırabilirsiniz. Günlük bütçe de arkadaşlar, bazı günler fazla harcayabiliyorsunuz, bazı günler az harcayabiliyorsunuz. Bunun sebebi şu: diğer reklam verenlerin sizler gibi birçok kanalda reklam verdiği için bazı günlerde bu bütçe çıkıyor, bazı günlerde düşüyor. O yüzden benim size tavsiyem, kampanya toplamaya girmenizde yarar var. Burada başlangıç tarihini dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, 25'inde başlasın dedim, 30'unda bitsin, 5 gün sürsün. Bana ne diyor? Toplamda diyor 6 gün boyunca devam eden 5 TL değerinde günlük bütçe tutarı gibidir diyor. Arkadaşlar, 25'inde dedik. Niye? Çünkü incelenme süresi yaklaşık olarak 2 gün sürüyor. Burayı da kapatıyorum. Daha sonra A'lar yazıyor gördüğünüz gibi. Buraya hiçbir şekilde dokunmayın. Reklamlarınız buralarda çıkmaya devam etsin. Burayı da kapattım. Ellemedim hiçbir şekilde. Konum. Eğer benim videom Türkiye'ye hitap ediyorsa, yani Türk diline hitap ediyorsa, ben Türkiye'yi seçebilirim. Ya da bir başka bir konum girerek, buraya tıklayıp gelişmiş ayarlardan istediğim ile istediğim yere direkt olarak reklam verebilirim. Ya da direkt olarak ben buraya Ankara yazdım örneğin. Ben Ankara'da çıkmasını istemiyorum reklamımın. O yüzden hariç tutabilirim. Ya da dilersem Ankara'da çıkmasını istiyorsam buraya direkt olarak hedefle deyip kaydete basarsam sadece reklamlarım Ankara'da gösterilir. Benim videom Türkçe olduğu için tüm Türkiye'de çıkmasını istiyorum. O yüzden bunu iptal diyorum. Türkiye'ye yapıyorum. Burayı da kapattım. Diller. Eğer ki benim videom Türkçe bir videoysa, o yüzden buraya giderek olarak gelip Türkçe'yi işaretliyorum ve onaylıyorum gördüğünüz gibi. Burayı da kapattım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben buraları doldurdukça sağ taraftaki panelde metrikler çıkmaya başlıyor. %100 olmasa da bu veriler yakındır her zaman. Envanter türü aynı şekilde kalsın, hiç elleşmeyin. Standart envanter olarak kalsın. Hariç tutulacak yerler. Buralar çok önemli. Örnek veriyorum, ben canlı yayın yapan insanların videolarında reklamların çıkmasını istemiyorum. Buna dikkat edebilirim. Veya katıştırılmış YouTube videoları. Ne demek bu? YouTube.com dışındaki sitelerde benim reklamlarım gösterilmesin. Buna da dikkat edebilirim. Ergenler ve daha büyük izleyiciler de çıkmasın dedim. Buna da dikkat ettim. Daha sonra bu paneli kapattım. Ek ayarlar. Ek ayarlarda arkadaşlar, yine dediğim gibi bunlar da çok önemli. Cihazlara reklamlar verebilirsiniz. Ben bir cep telefonu inceleyen bir kanal olabilirim. Direkt olarak buradan hedefleyebilirim. Sadece cep telefonu kullanan kullanıcılara reklamlarım çıksın diye. Özellikle buradan seçebilirim. Televizyon, TV ekranlarında çıkmasın, bilgisayarlarda çıkmasın. Sadece cep telefonu ve tabletlerde çıksın diyebilirim. Bunu da kapatıyorum. Sıklık sınırı. Peki bu ne demek? Bu arkadaşlar, örnek veriyorum, bir kullanıcıya reklamlarım ne kadar çıksın? Gösterim sıklığı sınırı. Buna bir defa tıklıyorum. Örnek veriyorum, ne dedim ben? 5. Yani 5 kereden fazla çıkmasın dedim. Bir kullanıcıya 5 kereden fazla reklamlarım gösterilmesin dedim. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Şu anlık bu tiki kaldırıyoruz. Bunu da kapattık. Burada da işimiz bitti. Evet. Reklam zaman planlaması. Benim reklamlarım ne zaman yayınlansın? Örnek veriyorum, her gün mü? İşte sadece belirli günler mi? Bunu dilediğim gibi ayarlayabiliyorum. Örnek veriyorum, ben pazartesi günü gece 12'den işte atıyorum 10'a kadar reklamlarım yayınlansın dedim. Veya tekrar bir gün daha ekledim. Bu sefer de çarşamba günleri gece 1'den gece 2'ye kadar yayınlansın dedim. Yani bu saat aralıklarında reklamlarım yayınlanacaktır her zaman. Burayı da kapatıyorum. Reklam grubu adı. Buna da arkadaşlar reklam verme 2 diyebiliriz. Burası da çok önemli değil. Sadece buradaki adlar arkadaşlar şu: reklamlarınızı analiz ederken, yani hangi reklam hangi videonun diye anlamak için direkt olarak videonun ismini de girebilirsiniz. Şimdi demografi. Demografi dediği olay da şu: yaş kitlesi ve cinsiyet. Benim videom kadınlara mı hitap ediyor, erkeklere mi hitap ediyor, yoksa genele mi hitap ediyor?
Benim videom 65 yaş ve üzeri kullanıcılara gözükmesin diyebilirsiniz. Direkt olarak bu tiki kaldırabilirsiniz. Veya sadece kadınlara ya da sadece erkeklere diyebilirsiniz. Buradan dediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Burayı da kapatıyorum şu an. Hedef kitle. Bu hedef kitle çok önemli arkadaşlar. Ben cep telefonu inceleyen bir kanalsam direkt buraya telefon yazıp burada ilgili kategoriyi seçip daha sonra bunun analizini güzel bir şekilde çıkardıktan sonra buraya seçmem lazım. Burayı da kapatıyorum şu an. Anahtar kelime. Çok 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 önemli bir detay arkadaşlar. Anahtar kelime niye önemli? İnsanlar YouTube'da bir şey arattığında bizim videomuzu bulabilmeli. En üst zirvede bizim videomuz çıkacağı için buraya yazdığımız her kelime çok önemli. Cep telefonu inceleyen bir kanalız. İnsanlar YouTube'a cep telefonu yazdığında en üst sırada bizim videomuzu göreceği için herhangi bir markanın cep telefonu çıktığında insanlar tarafından aratıldığında bizim videomuzun çıkma potansiyeli yüksek olacaktır. Çünkü biz o kelimeye reklam çıktığımız için haliyle en üst zirvede biz olacağız. Buraya da geçiyorum. Videonuz ne ile alakalı ise insanlar nasıl yazıp bulabilir diye düşünüp buraya bakabilirsiniz. Buraya yazabilirsiniz. Çok fazla kelime yazmanızı tavsiye etmiyorum. 2-3 kelime yeterlidir. Burayı da kapatıyorum. Daha sonra konular. Burası da arkadaşlar çok önemli. İlgili alan hangisi ise onu yazacaksınız. Ben telefon yazıyorum. Örneğin. Burada hangisi ise sizin ilgi alanınız onu seçeceksiniz ve iyi bir verim aldığınızı sizler de göreceksiniz. Burayı da kapattım. Şimdi yerleşim. Burada videomuzun hangi yerlerde, nerelerde çıkmasını istiyorsak reklamlarımızın oraya ayarladığımız bölüm. Yani çok detay ve önemli bir yer. Ben telefon inceleyen bir kanalım. YouTube kanallarına reklam vermek istiyorum. Burada YouTube kanallarına geldim. Dilersem direkt olarak buraya cep telefonu yazıp cep telefonu ile ilgili kanallara reklam verebilirim. Örneğin Shift Delete, işte diğer kanallar ve benzeri Tek Web Tekno gibi birçok büyük popüler kanallara reklam verebilirim. Yani onların kanalında videolarında çıkma potansiyelim var. Veya direkt olarak YouTube videolarını hedefleyebilirim. Burada YouTube videolarını görüyorsunuz. İzlenme görüntülenmelerini görüyorsunuz. Ben dilediğim videoya reklamımı verebilirim. Veya buradan geri gelip buradan web sitelerine, uygulamalara, diğer yerlere de verebilirim. Ama benim tavsiyem hiçbir şekilde vermeyin. Reklamlarınız her yerde gösterilsin. 1-2 gün geçtikten sonra, reklamlarınız onaylandıktan sonra videonuzun performansını ölçerek dilediğinizi kaldırıp dilediğiniz ayar ile devam edebilirsiniz. O yüzden şimdilik burayı hiç elleşmeyin derim ben. Burayı da kapatıyorum. Teklif verme. Burası arkadaşlar görüntüleme başına maliyet. Yani bir kullanıcıya ödeyeceğiniz para diyebilirim. Burayı genellikle 0,01 ile yapıyorlar. Ama benim tavsiyem 0,01 çok az bir bütçe olacağı için buraya 0,15-20 ile açabilirsiniz. En çok görüntülenen içerik için teklif ayarlamanı bölümüne de ortalama 20-25 yazabilirsiniz. Buradaki amaç, burada performans eğer iyi olursa otomatik olarak 0,18'e çıkarması için. Bunu minimum seviyede tutmanızda her zaman yarar var. Bakın, şeyliği karıştırmayın. Bu bütçe, kampanyaya ayırdığımız bütçe, bu da kullanıcıya vereceğimiz miktar. Yani bir kişiye vereceğimiz para diyebiliriz buna. Şimdi geldik son kısma. YouTube videomuz. YouTube videomuzun burada linkini istiyor. Geliyorum kanalıma. Örnek veriyorum, bu videom diye varsayıyorum. Bunu kabul ettim. Şuradan kopyaladım linkimi videomun. Geldim buraya. Direkt olarak buraya yapıştırdım. Şimdi bize iki tane seçenek sundu. Atlanabilir yayın içi reklam, bir de discovery reklam. Atlanabilir dediği o 5 saniye var ya arkadaşlar, YouTube'da gördüğümüz o 5 saniyelik reklamlar. O bu. Discovery reklam dediği de bu sağ tarafta, işte video izlediğimizde sağ tarafta çıkan, mobilde ise aşağı bölümde bulunan reklamlar. Daha sonra biz yayın içi reklam vereceğiz. Gördüğünüz gibi yayın içi reklamı seçtik. Burada ne diyor? Nihai URL. Aynı şekilde buraya da direkt
linkimizi yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi yapıştırdık. Daha sonra harekete geçirici mesaj diyor. Burada arkadaşlar zorunlu olarak bir şey yazmak zorundayız. Dilersek yazmayı da biliriz ama yazmanızda fayda var. Buraya direkt olarak abone ol yazabiliriz. Gördüğünüz gibi burada da zaten belirtti abone ol diye yazdı. Daha sonra buraya da gördüğünüz gibi bakın şurada kanalımızın ismi yazıyor. Buraya da yeni video diyebiliriz buraya. Gördüğünüz gibi burada da yeni video abone ol diyor. Çok güzel bir şekilde belli etti. Hatta şöyle izleyebiliriz sizlerle beraber. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde zaten belli ediyor. Bakın yeni video abone ol. YouTube böyle bu şekilde bize gösteriyor zaten. Bu şekilde yayınlanacağını bize bildiriyor. Onaylandıktan sonra burada arkadaşlar reklamın adını zaten yazdık biz. Burada kampanyayı oluştur diyoruz. Bekliyoruz. Her şey kusursuz bir şekilde olduğunu bize bildiriyor. Kampanyaya devam edin diyoruz. Ve reklam bu şekilde onaylanıyor. Şu an bu şekilde beklemede diyor. Niye? Çünkü bizim hesabımızda bir para yok. Biz para şu an yüklemedik. Sadece reklamlarımızı verdik. Eğer ki reklamlarımızın yayınlanmasını istiyorsa kredi kartı bilgilerimizi girdikten sonra zaten 14 TL'yi yükledikten sonra incelenmeye alıyor. İncelenme süresi de 2 gün sürüyor ve 2 gün sonrasında reklamlarımız yavaş yavaş insanlar tarafından görüntülenmeye başlıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.